1980'li senesinden itibaren günümüz zamanına kadar serinin en bilinen karakterlerinden birisi olan, belki de Street Fighter denildi mi akla gelen ilk isimlerden birisi olan Ryu, eğitimine son derece odaklanmış ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir dövüşçü olarak karşımıza çıkar. Bir noktada serinin ana kahramanı bile denilebilir, zira ilk oyundaki başrolde Ryu'dan başkası değildir. Ryu için başlarda Ryuchi ismi uygun görülse de sonradan kısaltılarak bugünkü halini alacaktır. Tasarım sürecinde Karate Master isimli manga ve aynı zamanda bir kickboksçu olan Yoshiji Soino'dan esinlenilmiştir. Karakterin ilk oyundaki geleneksel karate duruşunu değiştirmek isteyen geliştirici ekip, ikinci oyunda Bruce Lee'nin Enter the Dragon filminden ilham alır. Bu arada bir aksilik olmazsa Bruce Lee ile ilgili şöyle güzel bir video da yapmayı planlıyorum, buradan da belirtmiş olayım. Kişilik olarak Ryu, bilge, alçak gönüllü ve itaatkar biridir. Dövüş sanatlarında tam bir usta olabilmek için dünyayı dolaşır. Aslına bakarsanız bu bitmek nedir bilmeyen arzusu da kendisini tam olarak iyi bir kimse yapmaz, çünkü asıl gayesi usta bir dövüşçü olmak olduğu için sırf en iyi olma dürtüsü yüzünden kendisini hırsına yenik düşen bir dövüşçü olarak tanımlamak mümkündür. Hatta bazı kaynaklar Ryu'nun çeteler ve uyuşturucu tacirleri için fedai olarak çalıştığını, amacına müdahale edilmediği sürece kimin için çalıştığıyla ilgilenmediğini de ekler. Çocukluğundan beridir en iyi dostu olan Ken Masters'la birlikte Ansatsuken eğitimi alan Ryu, Usta Gouken tarafından yetiştirilmiştir. Ken'in Ryu'nun hayatındaki rolü öyle yabana atılacak bir düzeyde değildir. İkilinin arasındaki bağın çocukluklarına kadar uzanması bir kenara dursun, özellikle Ryu'nun Satsui no Hado ile olan iç mücadelesi konusunda Ken'in epeyce bir payı olduğu da inkar edilemez bir gerçektir. Peki nedir bu Satsui no Hado şeklindeki söylemesi de veya başka bir deyişle telaffuz etmesi de biraz değişik olan kavram? Satsui no Hado, çok kısa özetle, ölümü ve yıkımı merkezine koyan karanlık bir enerjidir. Kullanıcısını içten içe ele geçirip güce ve ölüme karşı büyük bir istekle doldurur. Street Fighter serisinin belki de en dikkat çeken karakterlerinden birisi olan Akuma, bu güçle beraber oldukça ölümcül bir hale gelmiştir. Ancak Ryu'nun sahip olduğu Satsui no Hado gücü Akuma'dan daha fazladır. Yine de Ryu'nun bu gücü kullanmaktan ziyade kontrol altında tutmayı, hatta bir noktada üzerinden atmaya çalıştığını görebiliriz. Misal Evil Ryu ve Cage isimli karakterler kısaca bu konuya örnek olarak gösterilebilir. Ryu henüz küçük bir çocukken yetim kalmış ve Usta Gouken tarafından evlat edinilmiştir. Usta Gouken Ryu'nun nazarında bir baba konumundadır. Karakterin Ken ile olan tanışıklığı da bu zaman zarfında gerçekleşir, bu da bir noktada ikilinin kardeş gibi büyümesini sağlar. Street Fighter Ken Masters videosunda da bahsettiğim üzere Ryu ve Ken ikilisi 20'li yaşlara geldiğinde Gouken artık hazır olduklarına inanır. Akabinde yeteneklerini dünyanın dört bir yanında olan en iyi dövüşçülere karşı test etmek adına bir yolculuk boy gösterir. Ken Masters rotasına Amerika'ya doğru yön verirken, Ryu ise Muay Thai İmparatoru olarak da adlandırılan Sagat'la yüzleşmek için tek başına Tayland'a gidecektir. Ancak Muay Thai İmparatoru ile dövüşmek öyle kolay bir iş olmadığı için, Ryu öncesinde Sagat'ın dikkatini çekebilmek adına yaklaşık 20 kadar dövüşçüyle mücadele eder. Ryu'nun teker teker kazandığı dövüşler yüzünden Muay Thai sanatının itibarının zedelendiğini düşünmeye başlayan Sagat ise çok geçmeden Ryu ile yüzleşir. Fakat Sagat'ın yaptığı bu şey kendisine pahalıya patlayacaktır. Street Fighter animasyon filminin başlangıç sahnesinde de gösterildiği gibi Sagat'ın göğsündeki o büyük yara izine sebep olan kişi Ryu'dur. Ryu'nun meşhur Shoryuken hareketi Sagat'ı alt ederken az kalsın ölmesine dahi yol açacaktır. Burada bir parantez açalım. Bahsi geçen animasyon filminde böyle bir ibare yok ama Sagat'ın göğsünü yaran Shoryuken hareketi sırasında Ryu'nun, yanlış hatırlamıyorsam, Evil Ryu'ya dönüştüğü hakkında bir okuma da yapmıştım. Bunu da eklemiş olayım. Velhasıl yaptığı bu hareketin bedelini kendisine intikam arzuları besleyen yeni bir düşman yaratarak ödeyen Ryu,
dünyanın en iyi dövüşçüsü olduğu söylenen Sagat'ı alt etse de kişisel gelişimine hız kesmeden devam edecektir. Karakter buradan sonraki motivasyonunu da bu şekilde sürdürür. Zaman zaman Akuma ve M. Bison tarafından manipüle edilmeye çalışılması da çıktığı bu kararlı yolculuğunda bir engel teşkil etmez. Devamlı antrenman, devamlı eğitim, devamlı mücadele şeklinde azim yüklü bir hayat. ...1994 senesinde gösterime giren Street Fighter filminde Ryu karakterini Hong Konglu oyuncu Byron Man üstlenmiştir. Yine Street Fighter Ken Masters videosunda da bahsettiğim üzere Ryu ve Ken karakterleri bu filme göre iki dolandırıcıdır. Video boyunca bahsettiğim hiçbir olayla ilgi ve alakaları yoktur. Tıpkı diğer Street Fighter karakterlerinin bu filmde hiçbir alakasının olmadığı gibi. Mesela sadece basit bir örnek vereyim. Şu sahnede gördüğünüz hareket meşhur Hadouken diye konulmuş. Yani bu amaçla konulmuş olması lazım çünkü karakter hareketi yaptıktan sonra çok kısa bir süreliğine ekran beyazlaşıyor. Sonra yine oyuncunun el hareketi Hadouken şeklinde gibi. Yani özetle Hadouken olacakmış, olamamış ama az kalsın oluyormuş gibi saçma sapan bir şey söz konusu. Görüntüyü yavaşlatıp çok kısa ekrana koyuyor ve yorumu size bırakıyorum. Ken Masters karakterinin konsept tasarımı daha önceki Street Fighter videolarında da bahsettiğim gibi yine bir manga üzerinde şekillenmektedir. Ayrıyeten 1960 ve 1970 yıllarında epeyce bir popüler olan hatta karatenin Muhammed Ali'si olarak da bilinen Joe Lewis isimli sporcunun da karakterin tasarım sürecinde etkisi olduğu söylenir. Tıpkı Ken gibi Joe Lewis de Japonya'da eğitim görmüş, sarışın bir Amerikalıdır ve dünya çapında bilinen büyük bir şampiyon olmak adına kariyerini Amerika'da sürdürür. Dönemin birçok Amerikan menşeli karate dövüşçüsü gibi Lewis de kırmızı da dahil olmak üzere renkli karate üniformaları kullanmasıyla bilinir. Japonya'da doğup büyüyen Ken'in arka plan öyküsüne baktığımızda çocukluk çağlarının pek de sıradan olmadığını söyleyebiliriz. Haylaz, kavgacı ve devamlı başını belaya sokan biri olarak karşımıza çıkar. Ken henüz 12 yaşındayken babasının yakın dostu ve aynı zamanda gizemli karate üstadı olarak da bilinen Gouken tarafından Ansatsuken eğitimi görür. Ansatsuken kökeni suikast sanatı olan bir dövüş tekniğidir. Seri içerisinde bu tekniğin gücünü kullanan isimlerden bazıları Ken, Ryu ve Akuma'dır. Akuma bu tekniğin gücüyle tamamen zehirlenirken Ryu ise sonuçlarını bildiği için genellikle mücadele eder. Bu konuda kendisine en çok yardımcı olan isim de tahmin ettiğiniz üzere Ken Masters'tan başkası değildir. Ken öncesinde babasının böyle bir şey yapmasına bir sitem etse de zaman geçtikçe ustasına karşın saygı duymaya başlar. Aynı şekilde Ryu ile olan yakın dostluğu da bu zaman zarfında başlayacaktır. Yıllar ilerledikçe iki dövüşçü de yenilmez savaşçılar haline gelir. 20'li yaşların başlarında adeta taşı sıksan suyunu çıkaracak iki delikanlı olurlar. Usta Gouken her iki öğrencisinin de artık hazır olduğuna karar verir ve kendi kaderlerini çizmeleri doğrultusunda ikiliyi serbest bırakır. Ryu dünya üzerinde Muay Thai İmparatoru olarak da adlandırılan Sagat'la yüzleşmek için Tayland'a giderken Ken'in yolculuğu ise Amerika'ya işaret eder. Street Fighter Alpha olaylarında Ken Masters Amerika'da dövüştüğü yıllarda hayatının aşkı olan Eliza ile tanışır. Eliza aynı zamanda Guile'ın eşi Julia ile kardeştir. Yani Guile ve Ken ikilisinin bir noktada bacanak olduğu söylenebilir. Bacanak. Bacanak.
Ryu'nun aksine Ken daha fazla agresif ve kibirlidir. Rakiplerine sürekli büyüklüğünü hatırlatan dev bir egosu vardır. Fakat tüm bunlarla beraber bir o kadar da kalbinde kötülük barındırmayan, genellikle arkadaş canlısı ve kibar bir kimsedir. Zaten bu özellikleri de kendisini bir aile kurmaya yönlendirecektir. Karakterin hemen hemen bütün Street Fighter oyunlarında ailesine olan bağlılığını görmek mümkündür. Hatta Street Fighter 4 oyununda eşi hamile olduğu için kendisini yalnız bırakmak istemez. Neyse ki eşi Eliza bu durumu anlayışla karşılar ve yalnız kalmasının problem olmayacağını söyler. Ardından usta dövüşçü yeniden düzenlenen turnuvalara doğru bir yolculuğa çıkar. Finalde ise Masters ailesine henüz katılan bir çocuk adamla tanışmış oluruz. Bir sonraki oyundaysa çocuk adam diye tabir ettiğimiz ufaklık tam bir sarı pipi haline gelecektir. Sarı pipinin adı Mel'dir. Birçok Street Fighter karakteri gibi Ken de 5. oyunla birlikte ufak tefek değişikliklere tabi olur. Saç şekli ve kıyafetleri konusunda tasarım ekibinin kendisine acımasız davrandıklarını da söylemek mümkündür. Serinin hayranları tarafından merakla beklenen Street Fighter 6 oyunu için yanılmıyorsam Ken tanıtılmadı. Ancak sızdırılan bir görüntüye göre şöyle bir şeyin Ken olduğunu iddia eden videolar var. Şayet doğruysa bence fena değil gibi görünüyor. En kötü ceketi kırmızıya boyar, mutluluklar dileriz diyelim. Biraz da Street Fighter filmi hakkında birkaç bilgi vererek yavaşça videomuzu sonlandıralım. Bu arada tıpkı Chun-Li'nin Shadow Lady'si olduğu gibi Ken'in de Violent Ken adında M. Bison tarafından manipüle edilen farklı bir varyasyon olduğunu da ekleyelim. ...1994 yılında gösterime giren Street Fighter filminde Ken hatta Ryu dahi video boyunca bahsettiğim ana hikayelerinden ziyade iki dolandırıcı olarak karşımıza çıkar. Ken'e hayat veren isim Amerikalı aktör Damien Chapa'dır. Her videoda bu filmin seriyle hiçbir ilgisinin olmadığını belirttiğim için konuyu daha fazla uzatmaya gerek yok. İtiraf edelim, 90'lı yıllarda oyunlarla haşir neşir olan çoğu oyuncunun çocukluk aşkıdır Chun-Li. Ya da Chun-Li demek daha doğru çünkü o yıllarda yine birçoğumuz kendisine Chun-Li diye hitap etmişizdir. Erkek egemenliğinin hüküm sürdüğü seride kelimenin tam manasıyla kadının gücünü gösteren Chun-Li, aynı zamanda Street Fighter'ın ilk kadın karakteridir. Bir Interpol ajanıdır ve tüm bunlarla beraber babasının intikamını arzulayan hırslı bir savaşçıdır. O halde lafı daha fazla uzatmadan videomuza başlayalım. Çin menşeli Chun-Li ablamız huzurlarınızda. Şimdiden keyifli seyirleriniz olsun. Birçok Street Fighter karakteri gibi serinin ikinci oyununda karşımıza çıkan Chun-Li'nin isim olarak bahar güzelliği anlamına geldiği söylenir. 90'ların başlarındaki eski resmi kaynaklara göre Chun-Li'nin soyadı Chang'tır. Yani Chun-Li Chang olarak da düşünebilirsiniz. Ancak Street Fighter serisiyle alakası olmayan Street Fighter filmine göre Chun-Li'nin soyadı Shang'tır. Hatta bazı kaynaklarda Chun-Li'nin soyadı Funk ve Wang olarak da tasvir edilir ama tüm bunlara rağmen Capcom söz konusu bu soy isimlerin hiçbirini resmi olarak kabul etmez. Chun-Li'ye görünüm olarak baktığımızda iki taraftan topuz yapılan saçları ve mavi renkteki geleneksel kipay elbisesinin yanılmıyorsam modernize edilmiş halini görürüz. Karakterin bu elbiseyi tercih etmesindeki sebebin erken yaşlarda kaybettiği annesinin onurunu yaşatmak olduğu iddia edilir. Burası biraz değişik görülebilir çünkü Chun-Li'nin taktığı dikenli metal bilezikler yaklaşık 7 ila 10 kilogram ağırlığındadır. Amaç şu meşhur tekme hareketini yaparken vücut dengesini korumak ve kasları aşırı düzeyde bir zorlamadan kaçınmaktır. Sivri dikenlerse karşı tarafı korkutmak içindir. Daha önceki Street Fighter videolarında seri içerisinde yer alan birçok karakterin mangalardan esinlendiğini söylemiştim.
Fakat Chun-Li karakteri mangalardan ziyade 1983 senesinde gösterime giren Harmageddon Gamma Wars adlı animedeki Tao karakterine baz alır. Hatta profesyonel bir polis memuru ve Interpol'le olan ilişkisini de göz önüne alırsak yine 80'li yıllarda gösterime giren Assassination filmindeki Charlie karakteriyle de benzeştiğini söyleyebiliriz. Dilerseniz biraz da bu efsane karakterin hikayesine bakalım. Henüz 5 yaşındayken Pekin Operası'nı ve izlediği Bruce Lee filminin etkisi Chun-Li için dövüş sanatlarına karşı bir merak uyandırır. Başlarda Tai Chi üzerinde yoğunlaşırken babası kızındaki potansiyeli fark eder ve farklı stillerde kızını eğitir. Gün sonunda kendi stilini oluşturan Chun-Li, ilerleyen zamanlarda genç yaşına rağmen bir dedektif haline gelir ve Interpol'de çalışacak kadar deneyimli bir kimse olur. Son derece disiplinli, cesur ve çoğu zaman aklın sesi olan Chun-Li, hayatını masumları korumaya adamış onurlu bir kanun görevlisidir. Adalete olan bağlılığı sebebiyle genel anlamda asker ve polis gibi mesleklerle arkadaşlık kurar. Tam tersi olarak Shadaloo gibi uluslararası bir suç örgütüne karşı da asla merhamet göstermeyecektir. Street Fighter Alpha olaylarında Chun-Li, babasını yakın zamanda kaybeden bir Interpol çalışanı olarak karşımıza çıkar. Babasının yakın dostu Gen'den aldığı bir ipucu doğrultusunda kendisini Shadaloo örgütü ve örgütün lideri M. Bison ile mücadele ederken bulur. Karakterin buradan sonraki motivasyonu da intikam almak ve suç örgütleriyle kanunlar çerçevesinde savaşmak üzerinedir. Bu onurlu yolculuğunda Charlie ve Guile gibi isimlerle zaman zaman birlikte çalışırken Ryu gibi saygı duyduğu dövüşçüler de olmuştur. Son olarak Chun-Li'nin ilk olarak Marvel vs. Capcom oyununda karşımıza çıkan M. Bison tarafından bir nevi mekanik hale getirilmiş Shadow Lady isminde farklı bir varyasyonu olduğunu da hatırlatalım. Velhasıl önümüzdeki sene gelmesi planlanan Street Fighter 6 oyununda da göreceğimizin kesinleştiği Chun-Li'nin öyküsü kısaca bu şekildedir. ...1994 yılında Beyaz Perde'ye uyarlanan Street Fighter filminde Chun-Li karakterine Çinli oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Ming-Na Wen hayat vermiştir. İsim olarak videonun başlarında da söylediğim gibi Chun-Li Shang olarak karşımıza çıkar. Öte yandan karakterin bir Interpol ajanı olmasından ziyade bir haber muhabiri olduğunu görürüz. Fakat mesleğin değişmesi dışında oyundaki hikaye örgüsüyle de benzerlikleri yok değildir. Örneğin babasının intikamını arzulayan bir kimse olması gibi. Chun-Li'nin başka bir uyarlama olarak The Legend of Chun-Li adlı bir sinema filmi daha vardır. Bu filmi izlemediğim ve açıkçası pek bir ilgimi çekmediği için bir yorumum yok ancak incelemelerin birçoğu olumsuz yönde seyrediyor denilebilir. Street Fighter serisinde Japonya'nın medarı iftarlarından birisi olan Honda, başlarda dövüş stiliyle aynı olan ismi taşımaktaydı. Yani bizim yıllar yılı Honda olarak bildiğimiz bu iri cüsseli adamın adı Sumo'ydu. Geliştirici ekip karakterin Japonya'da popüler olmasını ve Japonya'da olduğu kadar diğer ülkelerde de dikkat çekici olmasını istedi. Bu sebeple tasarlanan Sumo adlı karakter sonradan Honda'ya evrildi. Kaynaklar Honda isminin ortalama gücün üzerinde ancak ortalama hızın aşağısında anlamına geldiğini söylerken yüzüne yapılan kabuki makyajı ve benzeri gibi birkaç değişiklikle de bugünkü halini aldı. Eri Nakamura ve Akira Yasuda'nın imzasını taşıyan Honda karakteri Ryu ve Akuma gibi isimlerle aynı ülkenin bir dövüşçüsü olarak ilk kez Street Fighter 2 oyunu ile biz oyun severlerin karşısına çıktı. ...1991 senesinde piyasaya sürülen efsane oyunda Honda, sahibi olduğu hamamın içerisinde, evet aynı zamanda Honda'nın bir hamamı var, bir sumo güreşçisi olarak her zaman yalın ayak dövüştü. Serinin diğer karakterleri Zangief ve Sagat gibi uzun dövüşçüler kadar olmasa da Honda kısa boylu bir kimse değildi. Yaklaşık 1.90 olan boyu sürekli kambur durduğu için belki de bu yüzden akıllarda uzun bir karakter olarak yer etmedi. Ancak Honda karakteri uzun olduğu kadar da sıradan bir sumo güreşçisine göre oldukça kaslıydı. Kaynak olarak Street Fighter 4 oyunundaki baklava dilimlerine bakabilirsiniz.
Honda'nın görünüşüyle ilgili bir diğer dikkat çekici özelliği ise altına giydiği peştemalvari şeydir. Bildiğimiz kadarıyla sumo güreşi yapan sporcuların giydiği şeyin adı mavaşi. Honda ise söylediğim üzere peştemalvari bir şey giyer, hatta bazı kaynaklar bizzat kimono giydiğini, dövüşürken üstü çıplak kalacak şekilde katladığını da ekler. Son olarak Honda'yı ilk kez gördüğümüz hamamla ilgili bir ekleme daha yapalım. Orijinal Street Fighter 2 oyununda Honda ile dövüşürken arka plandaki yükselen ay sembolünü görmüşsünüzdür. Bu sembol dövüş esnasında sönük renkli ve hareketsizken kazanılan round sonunda renkli ve hareketli bir hale gelir. Açıkçası 1991 senesinde çıkarılan bir oyunda niçin böylesine bir detay var? Yine mi subliminal mesaj, yine mi Illuminati bilmiyorum ama bunun bir çeşit Japonya'nın askeri ve siyasi propagandası olduğu hakkında bazı görüşler var. Hatta Nintendo Switch için yeniden port edilen Ultra Street Fighter 2 ve 2016 yılında piyasaya sürülen Street Fighter 5 oyunlarının hamam sahnelerindeki yükselen ay sembolünün tamamen kaldırıldığını görebilirsiniz. Capcom bu konuyla ilgili pek bir açıklama yapmasa da hayranlar tarafından fark edildiğini de ekleyelim. Görünüm itibariyle her ne kadar sert ve ketum bir izlenime sahip olsa da Honda kötü bir karakter değildir. İyi insanları sıcak ve samimi bir şekilde karşılayan onurlu biridir. En büyük hayali henüz küçük bir çocukken başladığı eğitimle beraber tüm zamanların en büyük sumo güreşçisi olmaktır. Kutsal olarak gördüğü sumo sanatını tüm dünyaya gösterebilmektir. Honda bir önceki Street Fighter videosunda bahsettiğim Türk ve güreşçi Hakan karakterinin yakın dostudur. İki karakterin dövüş tarzları kendilerini rakip gibi gösterse de birbirleriyle iyi ilişkiler kurmayı başarmış, arkadaşlıklarına herhangi bir gölge düşürmemiştir. Ayrıca Hakan Street Fighter serisinde Honda'nın E.Honda olarak bilinen adını açığa çıkaran karakterdir. 5. oyunda karşılaştığı eski dostuna Bay Honda ve Edmund olarak seslenir. Özetle sumo güreşinin adeta dünya genelindeki aynası olan bu iri kıyım abimizin adı Edmund Honda'dır. Well, if it isn't my old friend Mr. Honda. How are you, Edmund? Fine. Long time no see. 1994 senesinde beyaz perdeye uyarlanan Street Fighter filminde Honda karakterini Amerikalı aktör Peter Tuisosopa canlandırmıştır. Soyadını yanlış söylediysem affedin. Tıpkı oyunla herhangi bir alakası olmayan diğer karakterlerde de olduğu gibi filmdeki Honda'nın da oyundaki haliyle pek bir ilgisi yoktur. Filme göre Honda, Chun-Li'nin yakın arkadaşı ve haber ekibinde çalışan biri olarak tasvir edilir. Hatta orijinalinde halis molis saf Japon olan Honda, yine filme göre Japon-Amerikan karışımı bir melezdir. Kurgusal bir karakter olmasa hemen hemen her ailenin özellikle de son günlerde artan elektrik zamlarından sonra yanında yaşamasına pek tabii izin verebileceği bir güç düşünün. Nikola Tesla'nın hayalini kurduğu gibi kablosuz, tüm insanlığın yararına ve elbette ki kesesine faydalı bir güç. Bedava elektrik. Tamam, bu kadar yeterli. Güldüysek videoya başlayalım. Street Fighter serisinin yeşil renkli canavarı Blanka, serinin ikinci oyunu için Akira Yasuda tarafından tasarlanmıştır. Asıl ismi Jimmy'dir ve kelimenin tam manasıyla bir ana kuzusudur. Vahşi bir yaratık gibi görünmesine rağmen aslen uysal biridir, aile ve arkadaşlarına karşın oldukça düşkündür. Maskeli insanlardan pek hoşlaşmadığı için bir diğer Street Fighter karakterleri olan El Fuerte ve Vega gibi isimlerden nefret eder. Öte yandan Dan Hibiki ve Sakura ile olan dostluğu da meşhurdur. Dan, Blanka'ya her zaman Jimmy diye hitap eder. Blanka'nın geçmişine baktığımızda biraz Tarzan, biraz Jungle Book tarzı bir hikayesi vardır. Küçük yaşlarda ailesiyle yaptığı bir seyahat sırasında içinde kendisinin de olduğu uçak bir kaza sonucu düşer. Bahsi geçen kazadan sağ kalan Blanka'nın düştüğü yer Amazon yağmur ormanlarıdır. Burada bir jaguar tarafından büyütülür ve en nihayetinde bugünlere kadar gelir. Uzun yıllar vahşi doğayla iç içe olduğu için insani vasıfları bir noktada eksik kalır. Ten renginin bilinmeyen bir virüs yüzünden bu hale geldiği anlatılırken vücudunun nasıl elektrik üretebildiği hakkında iki farklı görüş vardır.
Bazı kaynaklar Blanka'nın kazadan sonra yıldırıma maruz kaldığını söylerken, bazı kaynaklar da elektrikli yılan balıklarından bahseder. Kısaca bir şekilde elektriğe maruz kalmış, daha sonra bunu bir yetenek olarak kullanabilir hale gelmiştir. Ek bir bilgi, Blanka'nın tek seferde ürettiği elektriğin yaklaşık 150 bin volt olduğu söylenir. Şayet sıkı çalışıp azim ve sebat ederek bu elektriği depolamanın bir yolunu bulabilirsek, ülkece rahat bir nefes Yerel bir köyün yakınlarında olmasına rağmen ormanda yaşayan Blanka, gün sonunda dışarıdaki dünyaya merak salacaktır. Street Fighter 2'de dünya çapında düzenlenen turnuvaya katılım sağlar ve rakiplerini tek tek alt eder. Oyunun finalinde kendisine Jimmy diye hitap eden annesiyle karşılaşır. Annesi Jimmy'yi ayak bileklerindeki halhallardan tanıdığını söyler ve ana oğul sıkı sıkı sarılarak özlem giderir. Ay benim kara kuzu aman da kurban olsunlar bir ere kurbanı. Sizin yapacağınızı kesin. Ancak dördüncü oyunla birlikte bu mutluluk uzun sürmez. Blanka muhtemelen görünüşünden dolayı insanların kendisine bakmasından rahatsız olduğu için en iyi dostu olan Dan ile birlikte Hong Kong'a gider. Burada kendisini kanıtlamak ve insanların saygısını kazanmak istiyordur. Fakat sürpriz bir şekilde annesinin ziyaretiyle karşılaşır. Başlarda annesinin buralara kadar gelmesine şaşırsa da yeniden ana oğul kucaklaşır ve köylerine geri dönerler. Blanka evine döndüğünde kendisiyle tanışmak isteyen birçok yerel ziyaretçinin sevgisine tanık olacaktır. Yine ek bir bilgi, serinin ana akım yapımlarına ait bir oyunu olmasa da Marvel Super Heroes vs Street Fighter oyununda Blanka ve Hulk'ın ya da bir diğer ismiyle Bruce Banner'ın gama radyasyonu hakkında konuştuklarını da görebiliriz. ...1994 senesinde yayınlanan Street Fighter filminde Blanka karakteri başka bir Street Fighter karakteri olan Charlie ile birleştirilmiştir. Oyundaki hikayesiyle hiçbir ilgisi yoktur. Amazon yağmur ormanları, uçak kazası, hayvanlar tarafından büyütülmek, Jimmy vesaire tıpkı diğer karakterlerde de olduğu üzere orijinal arka plan öykülerine yer verilmez. Filmin başlarında Guile'ın yakın arkadaşı olan Charlie, M. Bison tarafından esir alınır ve mükemmel askeri yaratmak adına bir takım deneylere tabi tutulur. En nihayet deneyler başarısızlıkla sonuçlanarak Charlie'nin Blanka'ya dönüşmesine yol açar. Bu arada deneyleri yapan ekibin başında Dalsim vardır. Bir düşünün, film oyunun evrenine bu kadar uzak bir yapım. Yaklaşık 2.20 santimlik boyu ve 185 kilogram ağırlığıyla Street Fighter serisindeki devasa dövüşçülerden biri olan Zangief ya da Zangief, ama ben kendisine Zangief diye hitap etmek istiyorum, her zaman ülkesinin zaferi için mücadele veren ulusal bir kahraman olarak görülür. İlk kez serinin ikinci oyunu ile karşımıza çıkan, göğsünün ortasındaki kocaman kıl yumağı ve mohawk saçlarıyla oldukça dikkat çeken, kırmızı don giyen, vücudu ise boz ayılarla yaptığı güreşler yüzünden yara bere içerisinde kalan bu minik serçe, hiç şüphesiz çocukluğumuzun unutulmayan isimlerinden birisidir. Akira Yasuda tarafından tasarlanan Zangief için düşünülen ilk ismin Vodka Gobaski olduğu söylenir. Çok güçlü ama diğer dövüşçülere kıyasla daha yavaş olması amaçlanır. Karakterin ilk tasarımları son görüntüsüne çok benzer, ancak ne hikmetse ikinci oyunun bir kapak fotoğrafında Zangief'in kolunda bir çeşit çapa dövmesi olduğunu görürüz. Sonraki oyunlarda, hatta ilk göründüğü oyunda böylesine bir dövme bildiğimiz kadarıyla yoktur. İsim olarak Viktor Zangief adlı Rus güreşçiden, dış görünüş olarak da Hakuto Noken adlı mangadaki Goda isimli karakterden esinlendiği söylenen Zangief karakteri, hareket kümesi olarak da bir başka Capcom oyunu Final Fight'taki Hagar'la oldukça fazla denilebilecek benzerlikler taşır. Bu içeriklerin hepsinin Street Fighter 2'den önce var olduğunu düşünürsek, Zangief için biraz ondan biraz bundan toplanmış bir karakter denilebilir. Sovyetler Birliği'nde büyüyen Zangief, doğduğu topraklar için savaşmak üzere motive olmuş, aşırı derecede vatansever bir karakterdir. Vatansever olduğu kadar muazzam fiziğiyle de gurur duyan, kaybettiği dövüşleri kas gücünün eksikliğine bağlayan takıntılı biridir. Sevmediği şeylerin arasında dikkat dağıttığını düşündüğü için genç ve güzel kadınlar, burası biraz komik gelebilir belki ama düzgün güreşmeyi bilmeyen ayılar vardır. Hatta Street Fighter X Tekken oyununda Kuma'ya karşı galibiyet kazanırsa kendisine "Sibirya'daki ayılar senden daha iyi,
yavru kedi gibisin gibi aşağılayıcı sözler sarf eder. Street Fighter Alpha serisi ve diğer Street Fighter oyunlarında benzer hikayeler söz konusu olsa da Zangief'in tüm görünümlerindeki arka plan genellikle Sovyet başkanının emriyle turnuvalara katılmasıdır. Örneğin Street Fighter Alpha 3 oyununda yolsuzlukları Sovyet devletine yayılmaya başlayan Shadaloo örgütünün güçleriyle savaşmak için gönderilirken benzeri bir hikayeyi aynı şekilde ikinci oyunda da görebiliriz. Ancak buradaki asıl konu arka planda yatan hikayeden çok Zangief'i turnuvalara gönderen Sovyet liderin gerçek hayattaki Sovyet lider Mihail Gorbaçov'la oldukça benzerlikler taşımasıdır. Hatta ikinci oyunun finalinde helikopterden aşağı inen başkan Zangief'le birlikte Kazak dansı yapar. Bu arada şunu da eklemeden geçmeyelim. Serinin eski oyunlarında orak ve çekiç gibi semboller veya sosyalist düşünce yapısını benimseyen sözleri rahatlıkla görebilirken yeni oyunlarda bu gibi şeylere yer verilmez. Yeni oyunlarda daha çok Zangief'in ayılarla olan ilişkileri ya da az evvel anlattığım kaslarına olan bağlılığı hakkında mizahi diyebileceğimiz unsurlar vardır. Hatta bu konu 5. oyunla birlikte biraz abartıya da kaçar çünkü Zangief'in göğsünde bir kılıcı parçaladığını görürüz. Your arm now. Vücudunu her şekle sokup görenleri adeta tövbe bismillah dedirten, ağzından ateş çıkartabilen, havada durabilen, kısa mesafe de olsa ışınlanabilen Hindistanlı yoga üstadı. Halkının bağrına bastığı, hatta kendi ülkesinde bizzat bir kahraman olarak görülen, kolu bacağı uzayan Hint fakiri Dalsın. Dalsım adını Capcom'un Osaka'da bulunan ofisinin yakınındaki bir Hint restoranından almıştır. İsmi Hece olarak ayırdığımızda dalın mercimek, çimin ise sümbül fasulyesi olduğu söylenir. Karakter genellikle safran rengi kısa bir şort, ayak ve el bileklerine taktığı yine aynı renkteki halhallar, baş çevresindeki 3 adet kırmızı şerit, geniş küpeler ve boynuna taktığı kafa taslarıyla görünür. Kafa taslarının öyküsü kendi köyünde gerçekleşen bir veba sırasında hüzünlü bir şekilde yaşamını kaybeden çocuklara aittir. Alternatif kostümü Hindu inancında kutsal sayılan saduların tüm vücutlarını kaplayan küllere bir atıf olarak gri renktedir. Serinin diğer oyunlarında benzeri görünümlere sahip olan Dalsım özellikle Street Fighter 5'te sarıklı, ak sakallı ve yaşlı bir adam olarak tasvir edilmiştir. Birçok Street Fighter karakteri gibi Dalsım da ilk kez serinin ikinci oyunuyla biz oyun severlerin karşısına çıkmıştır ve şaşırtıcı bir şekilde bir aileye sahiptir. Sally adında bir eşi ve Dot adında bir oğlu vardır. Turnuvalara katılan bir dövüşçü olmasına rağmen genelde barışçıl ve bir o kadar da yardımseverdir. Dövüş stili ezoterik yoga olarak tanımlanır ve yaşadığı yerde büyük yoga üstadı Dalsım veya uzun kol lakabıyla bilinir. Turnuvalara katılmasındaki amaç fakir köy halkı için para toplamaktır. Serinin diğer oyunlarında farklı öyküler söz konusu olsa da hikayenin arka planı genellikle Dalsım'ın köyü hakkındadır. Örnek olarak Street Fighter 4 finalindeki köyünün yukarısında inşa edilen barajı fakir halkın rahatlıkla erişebilmesi için serbest bırakır. I wonder what kind of party. I bet it'll be really fancy. This looks like more fun than any party. The water is so pretty. Dalsım bir dövüşçüden ziyade bilge bir üstad olarak göründüğü için birçok Street Fighter karakterinin saygı duyduğu bir isimdir. Yine bir örnek vermek gerekirse Street Fighter 5 oyununun hikaye modunda Ryu bizzat Dalsım'dan yardım istemektedir. Hatta Dalsım'ın merhametli doğasını pek onaylamayan Sagat dahi çizgi romanlara göre onu bir üstad olarak kabullenir ve kendisiyle antrenman yapar. Velhasıl bizim kolu bacağı uzayan Hint fakiri diye tabir ettiğimiz Dalsım'ın öyküsü kısaca böyledir.
Birçok Street Fighter karakteri gibi Guile da mangalardan esinlenen bir tasarım sürecini baz alır. Bugün kaynaklar Guile'ı anımsatan oldukça benzer görselleri karşımıza çıkarsa da, yani en azından saç şekliyle düşünelim, yine de bu sert adamın olayı sadece garip bir şekilde biçimlenen saçlarından ibaret diyemeyiz. Bildiğiniz gibi Street Fighter serisinin ilk göz ağrısı, serinin devamında getireceği başarının yarısı dahi etmez. Bu sebeple ikinci oyun için tasarlanan tüm karakterlerin oldukça dikkat çekmesi planlanır. Söz konusu karakterlerin bazılarını direkt dış görünüşüyle, bazılarını oynanışıyla, bazılarını da kısmen de olsa bir arka plan havasıyla gayet dikkat çektiğini görebiliriz. Fakat tüm bunların ötesinde Guile'a baktığımızda, kelimenin tam manasıyla Street Fighter serisinin Amerikası demek sanırım yanlış bir tespit olmaz. Elbette oyun içerisinde yer alan bütün karakterlerin kendi ülkesi serinin temel yapı taşlarından biridir. Oyunda Brezilya'dan Hindistan'a, Tayland'dan Japonya'ya, hatta son oyunlarla birlikte Türkiye'ye kadar gelebilen bir dünya haritası bulunur. Ancak Guile'ın konumu her ne kadar Amerika olsa da karakterin oyun içerisindeki duruşu bizzat Amerika'nın ta kendisidir. Kim bilir, belki de bir nevi propagandasıdır bile denilebilir. Çünkü o yıllarda oyun sektörünü domine eden ülkelerin başında takdir edersiniz ki Amerika yer almaktadır. Hal böyleyken direkt pazar gözüyle bakılan bir ülke için karakter tasarımı yapmak sanırım Capcom adına alınabilecek en mantıklı kararlardan biridir. Nitekim Guile, Amerika'yı temsil eden bir karakter olmasının yanı sıra en başta bir askerdir. Kollarında Amerikan bayrağını gösteren dövmeleri vardır. Başlarda pek bir aktif olmasa da hikaye açısından serinin kilit noktası, suç örgütlerine karşı duran bir ekip lideri, hatta bir kahramandır. Ve Street Fighter'la alakası olmayan Street Fighter filminde başroldür. Kısacası Capcom oyunu yurt dışına servis ederken, özellikle daha fazla etkileşim alabileceği Amerika gibi bir yere servis ederken, küçük John ve Johnny'lerin sevip bağrına basacağı bir karakter tasarlamıştır denilebilir. Son olarak Guile'ın saçlarıyla ilgili şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Daha önce yapıldı mı bilmiyorum ama bu tarz şeylere daha önce şahit olduğumuz için söylüyorum. Zira Ryu'nun vakti zamanında bir sigorta reklamında oynadığını görmüştük. Bana kalırsa Guile'da kesinlikle bir jöle ya da wax markasında kullanılabilecek nadir karakterlerden birisi. Yani o havalı saçların o şekilde durabilmesinin mantıklı bir izahı olması lazım. Dilerseniz hemen bir örnekle bu konuyu açıklığa kavuşturalım. Ben Amerikan Hava Kuvvetleri'nden binbaşı Guile. Saçlarımın bu denli havalı olmasını Emir Kozmetik'in müşterilerine sunduğu jöle ve vaksa borçluyum. Emir Kozmetik'in kurşun geçirmez jöle ve vaksları sayesinde bundan böyle mermiye kafa atmak hayal değil. Emir Kozmetik, sürün gitsin. Hemen şimdi 3 kutu brilyantin sipariş verirseniz bir kavanoz bal firmamızın hediyesidir. Emir Kozmetik. Havalı hissettirir. Oh yeah. Yeterince saçmaladıysak videomuza devam edelim. Guile'ın Street Fighter serisindeki arka plan öyküsüne baktığımızda hikayenin kilit noktasının en yakın arkadaşı Charlie Nash'le bağlantılı olduğunu görürüz. Hava kuvvetlerinde henüz bir çaylak olan Guile, üst düzey subayı Charlie ile tanışacak, kendisinden benzersiz dövüş stilini öğretmesini isteyecektir. Hava kuvvetlerinde geçen yıllar ikilinin zaman ilerledikçe sıkı bir dost olmasına yol açar, hatta Guile bulduğu her fırsatta en iyi arkadaşının Charlie olduğunu açıkça ifade eder ama ne yazık ki bu kadim dostluk az da uzun sürmez. Street Fighter Alpha olaylarında Guile gizli bir soruşturma esnasında sırra kadem basan en yakın dostu Charlie'yi aramak adına Hava Kuvvetleri tarafından görevlendirilir. Ancak bahsi geçen görev Guile için ömrü boyunca taşıyacağı büyük haline gelecektir. Velhasıl Guile binbir uğraş sonucu yakın dostunu bulur. Fakat aralarında geçen anlaşmazlık, daha doğrusu Charlie'nin yaptığı büyük hata, kendisinin ölmesine yol açar. Anlaşmazlık denilen kısaca Guile'ın Charlie'ye bir saat içerisinde
bulundukları yere bir hava saldırısı düzenleneceğini söylemesidir. Charlie ise bu uyarıyı dikkate almadan M. Bison'ın kaçacağını öne sürer ama yaptığı bu hatanın bedelini canıyla ödemek zorunda kalır. Guile hayatı boyunca en çok değer verdiği dostunu ne yazık ki kaybetmiştir. Yaşadığı büyük kaybın acısını uzunca bir zaman üzerinde taşıyan Guile, can dostunun intikamını almak için Street Fighter turnuvalarına katılır ve finalde dost katili M. Bison'la karşı karşıya gelir. Fakat yıllar yılı hayalini kurduğu şeyi tam da yapmak üzereyken eşi ve kızının uyarısı kendisini engeller. Klasik Yeşilçam filmlerini andıran sahneler, onu öldürmen sana arkadaşını geri getirmeyecek tarzı cümleler vesaire derken Guile da çıkmış olduğu bu amansız yolculuğa bir son verir. Ve hep birlikte Guile'ın mutlu mesut mütevazi ailesiyle olan huzurlu yaşantısını görmüş oluruz. İleriki oyunlarda Guile'ın Charlie'nin hala hayatta olduğu hakkındaki saplantısı ve bu saplantının ailesiyle olan ilişkilerine zarar vermesi, hatta Charlie'nin hortlaması şeklinde hikayenin hala devam ettiğini de hatırlatalım. ...1994 yılında beyaz perdeye uyarlanan Street Fighter filminde Guile rolünü Belçikalı aktör Jean-Claude Van Damme üstlenmiştir. Ancak video boyunca bahsi geçen Charlie karakteri bu filme göre Blanka'dır. Blanka videosunda da anlattığım gibi yeşil yaratığın öyküsü bir uçak kazasıyla başlıyor. Sonra onu çok seven bir annesi var ve her şeyden önce Blanka'nın adı Jimmy. Yani kısaca konunun Charlie Nash'le hiçbir ilgisi yok. Tıpkı çoğu Street Fighter karakterinin film içerisindeki bunlar Street Fighter karakterleri denilen isimlerle bir ilgisinin olmadığı gibi. Street Fighter serisinin demir yumruğu. Boksör olmasına rağmen kafa attığı için de yer yer kalın kafası, beyaz çizgileri olan şortu ve kolları kasten yırtılmış gibi duran üstüyle serinin unutulmaz karakterlerinden birisi Balrog. Balrog Street Fighter serisinde ilk kez ikinci oyunun World Warrior versiyonu ile karşımıza çıkmış gibi görünse de aslında birinci oyundaki düşmanlardan birisiyle oldukça benzerlikler taşır. Hatta bu bağlamda birinci oyundaki karakterler bugünlerde devasa bir marka haline gelen serideki karakterlerin prototipleri gibidir denilebilir. Nitekim ilk oyunda Rushmore Dağı anıtında yapılan dövüşte kırmızı üstü ve mavi pantolonuyla Afro-Amerikan bir adam adeta ileride Balrog olacağının sinyallerini vermiştir. Fakat şimdilik adı Mike'tır. Birazdan bu konuyla ilgili konuşacağız. ...1987 senesinde piyasaya sürülen ilk Street Fighter oyunundan yaklaşık 4 yıl sonra hepimizin, belki de tüm dünyanın yakından tanıdığı Street Fighter 2 oyunu piyasaya sürülür. Balrog'un sonraki oyunlarda neredeyse hiç değişmeyen mavi renkli kıyafeti adeta kendisi için bir ikon haline gelecektir. Ancak ikinci oyunla birlikte karakterin göklü başı oynamaya başladığı için her galibiyet sonu üstündeki tişörtü yırtıp kaslı vücudu ile bir gövde gösterisi yapmayı da ihmal etmez. Zira oyunun sonundaki 4 boss'tan biridir kendisi. Orijinal Street Fighter oyununda Capcom'un pazarlama konusunda bir korkusu vardır. Muhtemelen bizim çocukken oynadığımız Street Fighter 2 Amerikan versiyonuydu ama bahsi geçen oyunun Japon versiyonunda bazı farklılıklar söz konusu. Bu konuyu Street Fighter videosunda özetlemiştim fakat kısaca üzerinden bir kez daha geçelim. Japon versiyon Street Fighter oyununda Balrog karakteri M. Bison, M. Bison karakteri Vega, Vega karakteri ise Balrog'tur. Japonya'da bu şekilde piyasaya sürülen oyun, dünyanın diğer ülkelerine, özellikle de Amerika'ya ihraç edilirken birkaç değişiklik yapılmasına karar verilir. Çünkü M. Bison olarak tasarlanan boksör karakter hem isim olarak
hem de dış görünüş olarak eski dünya arsiklet boks şampiyonu Mike Tyson'la neredeyse birebir aynıdır. Hatta oyunun karakter ekranındaki profil resmi Mike Tyson'ın 16 bit hali gibi desek abartı olmaz diye düşünüyorum. Dolayısıyla Mike Tyson olarak tasarlanan karakter Balrog olarak değiştirilir ve bu şekilde dünyanın diğer ülkelerindeki yerini bulur. Bu arada bazı kaynaklar şampiyonun bu konudan yıllar sonrasında haberdar olduğunu, beni taklit etmelerinden gerçekten onur duydum dediğini de ifade eder. Aslına bakarsanız Capcom bir noktada fazla abartmış diyebiliriz. Bir düşünsenize, bir oyun içerisindeki karakteri senden ilham alıyorlar, adını sana benzer, tasarımını sana benzer yapıyorlar. Kim karşı çıkmak ister ki? Karakterin arka plan hikayesine baktığımızda kötü bir çocukluk geçirdiğini görürüz. Öncesinde yoksul bir geçmişi olan Balrog, boks ile tanıştığı günlerden sonra profesyonel olarak bu işi yapmaya başlar. Güzel günlerdir. Yaşadığı yer Las Vegas'ta büyük bir şöhrete sahiptir. Fakat rakiplerini kalıcı olarak yaraladığı ve içlerinden birisini de öldürdüğü için boks yapması yasaklanır. Balrog paraya zafer kazanmaktan daha fazla değer verdiği üzere yaşadığı bu olay kendisini Shadowlu örgütüne katılmaya yönlendirir. En nihayetinde serinin en kötü karakteri Diktatör M. Bison'ın baş infazcısı olur. Street Fighter'la alakası olmayan 1994 çıkışlı Street Fighter filminde Balrog karakterini Amerikalı aktör Grant Lee Bush canlandırmıştır. Yine Street Fighter'la pek bir alakası olmadığı söylenen Street Fighter The Legend of Chun-Li filminde Balrog karakterine ödüllü film Yeşil Yol'dan tanıdığımız Michael Clark Duncan hayat vermiştir diyelim. Bu videoyu da burada bitirelim sevgili arkadaşlar. Bugüne kadar yaklaşık 30'un üzerinde çıkan Street Fighter oyunlarının hemen hemen hepsinde yer alan, hatta ilk oyundaki bölüm sonu canavarı diyebileceğimiz Taylandlı dövüş ustası Sagat, ülkesinde Muay Thai İmparatoru olarak adlandırılır. Street Fighter nedir videosunu izleyenler hatırlar, ana karakterimiz Ryu, dünya çapında düzenlenen bir turnuvaya katılmıştır. Turnuvada şaşırtıcı bir şekilde mağlup olan Sagat'ın göğsündeki o meşhur yara izi de burada oluşmuştur. Bu olay Street Fighter animasyon filminin başlangıç sahnesinde de yer almaktadır. Bahsi geçen yara izi, Sagat'ın Ryu'ya karşı olan nefretinin odak noktasıdır. En nihayetinde kendisi bu nefretin bir sonucu olarak ikinci oyundaki 4 boss'tan biri haline gelir. Sagat bir dövüşçü olduğu kadar bir eğitmendir de. Sonraki oyunlardan tanıdığımız Eden'ı kendisi gibi bir Muay Thai ustası haline getirmiştir. Fakat Eden'ın isteği usta bir dövüşçü olmaktan öte öğretmeninin yerini almaktır. Kibri bu öğretilerin saflığına gölge düşürecek, günü geldiğinde sana çok saygı duydum ama artık dişleri olmayan bir kaplansın diyerek aşağılayacaktır. Sagat'ın düşmanı çoktur. Geçmişte yaptığı bir şey hem bir intikam hikayesini hem de tek gözünü nasıl kaybettiğini gösterir. Yine devam oyunlarından tanıdığımız Dan Hibiki adlı karakterin babası Go Hibiki, bundan yıllar öncesinde Sagat'la bir karşılaşma yapmıştır. Kaynaklar Go'nun yanlışlıkla yaptığı bir hareket yüzünden Sagat'ın gözünü kaybettiğini söylese de Sagat o acıya dayanamayarak rakibini oracıkta öldürür. Dostumuz bir nebze de olsa kendine geldiği an Go'nun yanı başında ağlayan küçük bir çocuk fark eder. Bu çocuk yıllar sonrasında babasının intikamını almak isteyen Dan Hibiki'den başkası değildir. Ancak usta dövüşçü bunu erkenden anlamış olacak ki küçük çocuğa döner ve şayet bir intikam arayışına girersen burada bekliyor olacağım der. Oyun dünyasının en iyi uyarlaması olarak tarihe ismini altın harflerle yazdıran Street Fighter filmi, İroni yapıyorum, 23 Aralık 1994 tarihinde beyaz perdeye uyarlanan Street Fighter filminde Sagat rolünü Kızılderili aktör Wes Studi canlandırmıştır. Filmin Street Fighter'la pek bir alakası olmadığı için Sagat'ın Muay Thai imparatoru olmasından ziyade yanlış hatırlamıyorsam bir silah kaçakçısı olduğunu görürüz. Hatta oyunlarda gördüğümüz kadarıyla Sagat'ın sağ gözünde olan göz bandı bu filmde sol gözündedir. Bir insanın kendisini beğenmesi mefhumu şayet ete kemiğe bürünmüş bir hal alsaydı o kişi sanırım bu kişi olabilirdi. Karşınızda Vega.
Egon'un talan yaptığı, hatta kelimenin tam manasıyla vücut bulmuş hali. Megaloman İspanyol ninjası. Yakışıklı dövüşçüler savaşı asla kaybetmezler. Kalp ve ruh benim için anlamsız. Ben sadece güzelliğe inanırım gibi, içi boş ve bir o kadar da manasız sözlerin sahibi Vega, bildiğimiz haliyle ilk kez Street Fighter serisinin ikinci oyununda karşımıza çıkar. Aslında Balrog karakterinde olduğu gibi ilk Street Fighter'da benzeri bir yansımasını görebiliriz, fakat oradaki karakterin adı Geki'dir. Tıpkı Vega gibi el pençesi takan ancak dış görünüşünde bir ninjayı anımsatan bu Geki isimli karakterin bir zamanlar Vega'ya ninjitsu öğrettiğinin ihtimalinden bahsedilir. Yani kesin bir bilgi olmamakla birlikte Vega'yı Vega yapan isim ilk oyundaki Geki olabilir. Vega güzelliği olan takıntısı sebebiyle zarafetten yoksun olan her şeyden nefret eder. Örneğin içerisinde kendisinin de bulunduğu Shadolo örgütünün bir üyesi olan Balrog'un doğası gereği kaba olmasına tahammül edemez ve Balrog'la sık sık çatışır. Sonra kullandığı maske kimliğini gizlemekten ziyade o güzel yüzüne bir darbe almasından korktuğu içindir. Dövüş sırasında yüzüne alacağı bir darbe, yara ve morluklara yol açabileceğinden önlemini erken alır. Özetle gizemli adam imajı söz konusu değildir. Zira bazı dövüşlerde dövüş sona erdikten sonra maskesini çıkarır. Yeterince Vega'dan nefret ettiyseniz karakterin biraz da arka plan öyküsüne bakalım. Bu egonun kaynağı nereden gelir? Güzelliğe olan bu saplantı neyin nesidir? Yakından görelim. Vega gençlik yıllarında ülkesinde kültürel bir gelenek olan boğa güreşini öğrenir. Muhtemelen macera perest biri olduğu için bu şeyi yapmak onun için oldukça heyecan vericidir. Ama günü geldiğinde bu heyecan verici deneyim yetersiz kalacak, kendisini Japonya'nın en ücra köşelerinde ninjitsu öğrenirken bulacaktır. Doğal zarafet ve çevikliğiyle tamamen uyum sağladığına inandığı bu tekniği en iyi bildiği boğa güreşiyle birleştirir, en nihayetinde yeteneklerini kafes dövüşlerinde sergilemeye başlar ve kısa bir süre içerisinde en iyi dövüşçülerden biri olur. Güzelliği saplantı haline getirmesi meselesi ise annesini kaybettikten sonra ayyuka çıkacaktır. Vega, İspanya'da ayrıcalıklı ve soylu bir aileden dünyaya gelmiştir. Ancak ailesi bilinmeyen nedenlerle ekonomik anlamda eski statülerini kaybeder. Vega'nın annesi finansal durumlarını düzeltebilmek için yeniden bir evlilik gerçekleştirir, fakat bu evlilik kendilerine pahalıya patlayacaktır. Güzeller güzeli annesinin çirkin üvey babası tarafından öldürülmesi Vega için bir travma yaratır. Öncesinde üvey babasından annesinin intikamını alır ama yaşanan bu vaka bir çeşit kimlik bozukluğu yaşamasına yol açar. Gündüzleri onurlu bir asilzade, geceleri çirkinlerin korkulu rüyası, sadist bir katil olur. Bundan böyle Vega için güzellik olgusu harika bir özellik ve belki de tek gerçektir. Çirkinlik ise yeryüzünden tamamen temizlenmesi gereken kötü bir şeydir. Ayrıyeten Vega, örgütün faaliyetleri pek ilgisini çekmiyor gibi görünse de ilerleyen zamanlarda Shadolo'nun 4 infazcısından biri olacaktır. Vega'nın hikayesi özetle böyledir. 1994 yılında beyaz perdeye uyarlanan Street Fighter filminde Vega karakterini Amerikalı aktör Jay Tower canlandırmıştır. Kafes dövüşlerini saymazsak orijinal hikayesinde olduğu gibi M. Bison'da pek bir bağ yoktur. Onun yerine Sagat için çalışmaktadır. Vega'yı The Legend of Chun-Li filminde de görebiliriz. Aslı gayet renkli ve konuşkan bir karakter olmasına rağmen bu filmde tepeden tırnağa siyah giyinen, ketum ve gizemli bir adam olarak karşımıza çıkar. Özetle iki filmde oyunla pek bir alakası olmayan işlerdir. Son olarak karakterin Matador isimli sırf kendine has kısa bir filmi de vardır ve bana göre iki uzun metrajlı filmden âlâ bir filmdir. Filmin konusu videoda Vega'nın hikayesi kısmında anlattığım ailesel meseleler üzerinedir. Street Fighter serisinin hiç şüphesiz en azılı düşmanlarından birisi olan M. Bison karakteri seri içerisindeki en megaloman karakterdir. Kendi çıkarlarına hizmet eden ve mutlak güç arzusu ile yine kendi kendini motive eden M. Bison'ın ana hedefi dünyaya hükmetmektir. Ve her şeyden önce karanlık hedeflerine karşı durmaya cesaret eden herkesi hiç düşünmeden yok eden bir diktatördür. Serinin kötü adamı, psikopat,
terörist, diktatör, zalim ve benim çocukluğumda belki de benimle yaştaş olan birçok oyuncunun çocukluk yıllarında Mr. Bison olarak telaffuz ettiği M. Bison karakteri huzurlarınızda. Şimdiden keyifli seyirleriniz olsun. Bir manga serisinde yer alan Washizaki isimli karakterle neredeyse birebir aynı olan M. Bison karakteri aynı zamanda 88 yapımlı Tokyo The Last Megalopolis filmindeki Yasunori Kato ile de oldukça benzerlikler taşır. Geliştirici ekip seri içerisinde şeytani emelleri olan bir karakter olmasını istediği için bu eserlerden esinlenmiştir. M. Bison'ın genel kıyafeti büyük omuz plakaları, bilek bantları ve tekmelikleri olan kırmızı bir askeri üniformadan oluşur. Hatta Nazi Almanyası'nın SS subaylarına giydirdiği üniformaların pırpırlarının çıkarıldığı ve pelerin eklenip renginin de kırmızı olduğu versiyonunu giyiyor desek sanırım yanlış bir tespit olmaz. M. Bison karakteri bariz bir şekilde tam bir psikopattır. Asıl amacına ulaşana dek yaptığı hiçbir kötülükten pişmanlık duymaz ve bahsi geçen kötülüğün kendisinin ikonik gülümsemesine yansıdığını görebiliriz. Güldüğünde 32 dişini göstermekten ziyade hemen hemen diş etlerini dahi sergiler. M. Bison Shadowlaw isimli örgütün kurucusu ve aynı zamanda aktif bir şekilde lideridir. Örgütün yasa dışı faaliyetlerini devam ettirebilmek için ya da başka bir deyişle finansal konumunu koruyabilmek adına uyuşturucu kaçakçılığı, silah ticareti, terörizm, yasa dışı insan deneyleri, vandallık vesaire aklınıza gelen nedenli çirkin işler varsa hiçbirini yapmaktan asla geri durmaz. Elbette bunlara ek olarak zor kullanıp beynini yıkadığı Ken'in Violent Ken'e dönüştürülmesi de örnek verilebilir diyelim. Dilerseniz biraz daha karakterin geçmişine bakalım. Her şeyden önce Street Fighter serisinin olmazsa olmazı diyebileceğimiz karakterlerinden birisi olan M. Bison'ın diğer Street Fighter karakterlerine kıyasla daha gizemli olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü M. Bison'ın hırslı biri olması haricinde geçmişi hatta doğduğu yer hakkında dahi kayda değer bir bilgi bulunmaz. Bazı kaynaklar M. Bison'ın Tayland'da doğduğunu söylese de örneğin 94 yapımı Street Fighter filmine göre kendisi bir İngiliz, 2009 çıkışlı The Legend of Chun-Li filmine göre ise bir İrlandalıdır. Fakat tüm bunlara rağmen Capcom'un konuyla ilgili yaptığı resmi bir açıklama yoktur. Yani özetle M. Bison'ın nereli olduğu hakkında kesin olarak konuşmak doğru değil. Tabii bilenleriniz ya da bir tahmini olanlar yorumlarda belirtebilir. Benim tahminim bence M. Bison Sivaslı. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Şakası bir yana M. Bison'ın arka planındaki en temel bileşen videonun başından beri söylediğim dünyaya hükmetme hırsıdır. Bunu sağlamak içinse en güçlü olmayı kendisine hedef belirler. Serinin eski oyunlarında özellikle de Street Fighter Alpha olaylarında Bison bilincini aktarabileceği bir beden arayışındadır. Yine bir örnek vermek gerekirse bu seriye başlarken yaptığım ilk video olan Street Fighter Nedir isimli videoda da bahsettiğim üzere serinin ilk oyununda Ryu'nun karşılaştığı en son boss Sagat'tı hatırlarsanız. Oyunun hikayesine göre o zamanlar dünyanın en iyi dövüşçüsü olarak tanımlanan Sagat'ı alt eden Ryu'nun başarısı bir şekilde M. Bison'ın kulağına gider ve bu noktada M. Bison'ın Ryu'ya karşı olan bakış açısı değişmeye başlar. M. Bison kendisi için düşündüğü en alternatif bedenin Ryu olduğuna karar getirir ancak Ryu'nun içindeki Satsui no Hado enerjisi buna engel olur. M. Bison'ın bu başarısızlığı sonunda da bundan sonraki motivasyonu da tahmin ettiğiniz gibi diğer Street Fighter karakterlerini manipüle etme çabaları üzerine devam edecektir. Elbette M. Bison denildi mi Shadowlu örgütünden bahsetmemek olmaz ama Shadowlu ile ilgili biraz daha kapsamlı bir video yapmak istiyorum. O yüzden bu videoyu daha fazla uzatmamak adına şimdilik bu bahsi kapatalım ve biraz daha filmlerden bahsederek yavaşça videomuzu sonlandıralım.
1994 yılında gösterime giren Street Fighter filminde Bison karakterini Porto Rikolu aktör Raul Julia canlandırmıştır. Bu filme göre Bison'ın pek de kesin olarak belirtilmese de aksanı ve İngiltere'yi fethetme planları sebebiyle bir İngiliz olduğu söylenir. Aynı zamanda büyük bir narkotik endüstrisini kontrol eden uyuşturucu baronu olarak tasvir edilmiştir. Nihai amacı süper askeri yaratabilmek adına kanun dışı deneyler yapmak üzerinedir. Blanca videosunda da bahsettiğim üzere Charlie Nash'i söz konusu bu deneylerde kullanır ki yine Blanca videosunda da söylediğim gibi Charlie Nash'in Blanca'yla hiçbir ilgisi yoktur. Film birçok eleştirmen tarafından yerden yere vurulsa da bu arada şahsen ben de bütün Street Fighter videolarımda bu filmi gömmüş birisiyim. Yine de Raul Julia'nın performansı geniş çapta övülmüş, hatta en iyi yardımcı oyuncu dalında aday gösterilmiştir. Hatta Raul Julia abimiz bu role girebilmek adına gerçek hayattaki diktatörlerin ve uyuşturucu baronların yaşamlarını incelemiştir. Mussolini'nin el hareketleri, Stalin'in katı tavrı ve Hitler'in güzel sanatları olan düşkünlüğü gibi şeyler örnek olarak verilebilir. 2009 senesinde gösterime giren Street Fighter The Legend of Chun-Li filmine baktığımızda ise Bison karakterine Amerikalı aktör Neil McDonough hayat vermiştir. Açıkçası filmi izlemediğim için diyecek pek bir şeyim yok, fakat buradaki karakterin de Street Fighter'la pek bir ilgisinin olmadığı söyleniyor diyerek videomuzu burada bitirelim. M. Bison'la beraber serinin demirbaş denilebilecek karakterlerini böylece bitirmiş olduk sevgili arkadaşlar. Her şeyden önce gösterdiğiniz ilgi ve alaka için "Abi bu karakteri senden izlemek isteriz, Kral bu oyunları senden duymak isteriz" gibi beni çok motive eden güzide yorumlarınız için tüm samimiyetimle hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bir aksilik olmadığı takdirde söylediğim gibi elimden geldiğince o çok beğendiğiniz videoları yapmaya da devam edeceğim. Sonuna kadar sabırla izlediğiniz için sağ olun, var olun. Discord, Instagram gibi sosyal medya hesaplarımı da takip etmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Meydane, ikisi de birbirinden merdane. Destur, haydi, 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 haydi. Sizin yapacağınızı kesmişim. Street Fighter serisinin yıllar süren sessizliğini bozup 4. oyunla piyasaya yeniden girdiği zamanlar oyunun tasarımcısı Seth Killian farklı bir karakter arayışındaydı. Farklılıktan kasıt Blanca gibi, Dalsim gibi böyle diğer karakterle de kıyasla daha çok dikkat çekebilecek yeni bir yüz. Seth Killian GameSpot'la yaptığı röportajda tasarlamak istediği karakterin öncesinde dövüş sanatlarında uzmanlaşmış bir palyaço fikriyle şekillendiğini, daha sonra yapımcıların farklı bir konsept ile devam etme isteği üzerine Hakan karakterinin ortaya çıktığını söyler. Hakan Street Fighter turnuvalarında Türkiye'den katılım sağlayan tek karakterdir. Dünyanın önde gelen yağ üreticilerinden biri ve aynı zamanda milli sporumuz yağlı güreşte liderdir. Doğum günü 13 Kasım'dır. Bu tarih 13 Kasım 1922 Tekirdağ'ın kurtuluşuna olan bir göndermedir. Saç rengi dünya üzerinde Türklere özgü olarak betimlenen turkuaz rengidir. Buraya kadar her şey tamam gibi belki ama koyu kırmızı teni, başındaki oldukça simetrik olarak sıralanmış dairesel bukleli saçları ve elbette ki o müthiş aksanı biz Türk oyuncuların bir nasıl yani demesine engel olamıyor. Quite a grip on that one, let me tell you. With a grip like that, he could go far in the world of Turkish wrestling. And that oily top knot. What a character that man is. Konuşunca Sovyetler döneminden fırlamış bir adam gibi görünen Hakan, aile babası, çoluk çocuk sahibi, hatta baya baya çoluk çocuk sahibi olan biri olarak karşımıza çıkar. Dış görünüş olarak baktığımızda ten rengi, saç şekli ve konuşmasını görmezden gelirsek, en azından altına giydiği kispetin ve saç renginin hatırına kendisi için biraz aşağıdan, biraz yukarıdan, evet Türk bir karakter denilebilir. There you are! Make preparations at once. We need to go to Japan. It is a fascinating and oily place, populated by sumo wrestlers. This is the first step on my way to becoming the oil king of a new land.
Yedi kızı ve eşi Melike ile, evet eşinin adı Melike'ymiş, tam bir aile babası olan Hakan, aynı zamanda az evvel de söylediğim gibi milli bir sporcu ve büyük bir iş adamıdır. Yeteneklerini sergilemek ve belki de yağ işini ilerletmek adına Street Fighter turnuvalarına katılır. Burada sonradan eski bir dostu olduğu ortaya çıkan Honda ile karşılaşır. Burası spoiler, Hakan'la biten Street Fighter 4 finalinde kendisinin eşine Japonya'ya gidip işleri büyüteceğini söylediğini görürüz. Hatta Street Fighter 6 fragmanında işleri nedenle büyüttüğünü kanıtlamıştır. Çünkü fragmanın açılış sahnesinde kocaman bir Hakan Oil yazan reklam panosu vardır. Hakan Special sızma zeytinyağları artık bir dünya markası haline gelmiştir. Özetle diğer karakterlere kıyasla Hakan'ın pek bir derin arka plan öyküsü olduğu söylenemez. Her şeyle tam bir Türk denilebilecek bir karakter olduğu da söylenemez. Ama yine de Street Fighter gibi dünya çapında böylesine ün yapan bir oyunda Türk bir karakter ya da en azından bizlerden bazı esintilere sahip olan bir karakter görmek güzel. Bir sonraki Street Fighter karakteri için yorumlarınızı bekliyorum. Discord, Instagram gibi sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.